Alkışlar Sayın Kübra Döl Aslan için. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Kübra Hanım'ı size nasıl anlatalım? Öncelikle Ankaralı değil mi? Evet, öyle diyelim. Ankara'da çok dolaşmış doğru. Ama Ankara'da doğmuş büyümüş. ODTÜ mezunu. Evet. Matematik miydi, matematik mühendisliği miydi? Matematik bölümü. Matematik bölümü mezunu. Eğitmenlik yapıyor hala hazırda. Evet. Maceralı bir hadise o. Değil mi o var eğitmenlik bir şeyler, kariyeri? Evet. Şu aralar online zannediyorum. Maalesef. Bir taraftan turne yapıyorduk turne önce. Evet, matematik turnesine çıkmıştık biz aslında. En son işte Nisan'a kadar programlamıştık bu yılın. Ondan sonrasını da programlayacaktık ki Nisan'ı iptal etmek zorunda kaldık. O mu üzdü sizi? O beni biraz yıprattı ya galiba, evet. Yıprandım diyor, ruhen de yıprandım diyor. Pek dış görünüşüne yansıtmıyor, görüyorsunuz ışıl ışıl, parıl parıl. Ama gelirken Ayşegül Hanım da yanımızdaydı, hemen teşhisi koydu. Bence bu zaten dedi, içerideki bir sıkıntının dışa yansımasıdır. Öyle mi? Ne dedi? Ben kurtuluşun dedi. Yansıması diye anladım. Kurtuluşun. Bilmiyorum. Kurtuluşun mu Ayşegül Hanım? Biraz çıkış aşamasında olduğu için bence ikisinden de var. Ben hala aynı fikirdeyim. Ha, yani kurtuldunuz, kurtuluyorsunuz da daha tam salaha ermiş değilsiniz. Hadi bakalım. Bugün bir 9800 yaparsanız hayırlısıyla o işte olacak demektir. 9800 diye bir şey... Var. Yapan da var. Ben tanıyorum yani. Ben de tanıyorum. Vallahi dirim kurgusal insanlar değil onlar. Yaparsınız. Geçen sefer 8400 miydi? Evet. Tamam. Geçen seferkinden daha kolay akıp gidecek sorular var elimde. Hadi inşallah. Başlayalım mı? Ay bilmiyorum. Derin bir nefes. Alkışlayınca çok geriliyorum. Alkıştan sonra biraz durup bir nefes egzersizi mi yapsak? O zaman sakin. Efendim soru gelirken bize bir alkış verir misiniz? Gelebildiğiniz kadar gelelim. İlk soru. 4+1 cevabı arıyoruz. Sıfır beden av köpeği. Evet, biraz zıpır bir soru. Köpeğin cinsi. Hiç cinsi. Bilmiyorum ki köpeklerin cinsi. Sıfır beden. Çok güzel, o gözümde biri var ama. Oldukça hızlıdır. Labrador falan canlı. Görüntüsü de öyle yani, aerodinamik bir köpektir. Evet evet, çok güzel bir köpek. Alın bir harf alayım. T harfiyle başlıyor. Bir köpek cinsi T harfiyle başlıyor. Bir T ile köpek bir cinsi. Terrier geliyor aslında. Hayır. Hiçbiri yok. Bu daha nasıl? Genel. Tazı mı ya? Nedir nedir? Tazı. Tazıdır efendim. 300 puan değerinde. Aerodinamik köpek. 4+ tek kelime. Bu daha net. Zıpır falan değil. Derli toplu. Cümlede işi yapan, yüklemin özne bildirdiği durumu üzerine alan öge, özne. Sıklıkla yanlış kullanılan Fransızca kökenli bir kelimedir. Hatta yanlış kullanılması çokça mevzu bahis edilmiştir. Buyurun. İnce ayrım, ayırtı. Espri. Değil. Değil mi? Eyvah. Küçük ayrım. Petit. Yok yok, öyle değil. Küçük. Fransızca kökenli küçük. Nokta nokta farkı derler ki oysa bu da... Nüans. Evet. Nüans farkı yanlış bir tabirdir. Yanlış. Bunlar küçük nüanslar da yanlış bir tabirdir. Onun da altını çizelim. Hemen yenisine geçelim. Buyurun. Kemikli pirzola dilimi. Hadi buyur. Kaç nokta nokta pirzola? O birimi soruyorum size. Bir harf alayım. Aldık mı bir harf? Aldık. Mesela sucuktaki kangal gibi düşünün. Pirzola da... Ay hiçbir fikrim yok. Hatta şöyle bir laf vardır. Bir kahkaha, iki nokta nokta pirzola. Ne kadar etobur bir millet olduğumuzu. Buyurun. Böyle onu bir şeye benzetmişler o pirzolanın... Kalemi mi? Kalem. 300 puan değerinde. İlk defa duydum. Biraz artık naftalinli bir tabir, kabul etmek lazım. Eskiler daha çok kullanırdı. Gelsin yenisi. Şöyle bir soru var elimizde. Oy verme hakkı olan kimse? Basit vatandaş, bir şey. Reşit yok, yok. Biri. Evet, ona ne dedi? Ha, seçmen. İşte budur. İlk 6+ cevapla birlikte 2100 ay. Puana taşıdık kasayı. Bu demektir ki 9500 olabilir. 9800 değil ama. Ses etmeyin. Tamam, peki.